5 yılın ardından sonunda vuslata erdiler. Ünlü oyuncu Berk Oktay, pazar gecesi Merve Şarapçıoğlu'yla nikah masasına oturdu. Malum soru sorulduğunda Berk Oktay öyle bir evet dedi ki, düğün Sarıyer'deydi ama ünlü oyuncunun sesi Anadolu yakasından dahi duyuldu. Yılın ardından Berk Oktay sevgilisi Merve Şarapçıoğlu'yla nikah masasına oturdu. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye kimler şıklıklarıyla damga vurdu. Nikahın ardından çiçeği burnunda çiftin sürprizi konukları nasıl şaşırttı? Hatice Şendil en büyük pişmanlığını ilk kez açıkladı. Burak'a da çok söylüyorum bunu. Keşke... İlişki durumu karışığın canı Berk Oktay ve 5 yıllık sevgilisi Merve Şarapçıoğlu'nun Sarıyer'de deniz kenarındaki muhteşem düğünündeyiz. İki yıl önce meslektaşı Burak Sağyaşar'la nikah masasına oturan Hatice Şendil, düğüne damga vuran isimlerdendi. Yani sevdiğimiz arkadaşlarımız kutsal evlilik bağıyla hayatlarını birleştiriyorlar. O yüzden onlar için özendik ama çok uzun sürmedi. Genelde benim hazırlıklarım çok uzun sürmüyor. Halter yakan mavi dantel elbisesi çok şıktı. Göğüs kısmında damla dekoltesi olan, diz hizasından aşağı kadar derin bir yırtmacı bulunan elbisenin içinde ünlü oyuncu göz kamaştırdı. Çok birbirini bekleten çiftlerden değiliz. Aynı zamanda iyi bir zamanlamayla hazırlanıyoruz. Ünlü oyuncu kendi düğününü hatırladığı için de biraz duygusaldı. Burak'a da çok söylüyorum bunu. Keşke daha önce evlenseydik diye. Evlilik çok güzel şey. Onlar da bugün hayatlarını birleştiriyorlar. Bizlere de şahitlik edip mutluluk dilemek düşüyor. Umarım çok çok mutlu olurlar. Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Kiralık Aşk dizisinin Serdar'ı Osman Akça ve Sema Şahin Gözde ilk kez evli bir çift olarak bir düğüne katıldı. Merve ile Berk'e mutluluklar diliyoruz. Zaten çok yakışan bir çift. İlişki durumu karışık dizisinin tüm oyuncuları tam kadro katıldı düğüne. Rol arkadaşları Berk Oktay'ı mutlu gününde yalnız bırakmadılar. Çok iyi bir insandır. Çok içtendir, samimidir. İşini de çok iyi yapar. Arkadaşlığı da çok iyidir. Biz de onu desteklemeye geldik bu özel gününde. Evet. Ve gecenin en iddialı çiftlerinden biri, başrollerini paylaştıkları Sen Benimsin dizisindeki aşklarını gerçek hayata taşıyan Gökhan Keser ve Rüveyda Öksüz, şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Siz başınıza diyelim mi öncelikle? İnşallah. İnşallah. Tamam. Gökhan Keser evliliğe de yeşil ışık yaktı. Şu an çok mutluyuz. İnşallah zamanı geldi, neden olmasın? Evlilik aşkı evlilik. O tecrübe etmediğiniz için bilemeyeceğiz. Ama ben zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Yaz başında dünya evine giren Beşiktaş'ın yıldızlarından Cenk Tosun ve eşi Ece Akgürbüz, ünlü türkücü Ferman Toprak, Uğurkan Erez, Merve Özbey ve nişanlısı Murat Binici'ye kadar pek çok ünlü isim katıldı düğüne. Muhabirler ev sahibi gibi gelen herkesi karşıladı, herkesle sohbet etti. Haliyle bir süre sonra yorgunluktan kafalar da karıştı. Ortaya komik gaflar çıktı. Merve Bey. Merve Hanım. Değil mi? Şöyle alabilir miyiz? Uzun kuyruklu, iddialı bir göğüs dekoltesi olan siyah elbisesi içinde siyah bir kuğu gibi duran Merve Özbey, her zamanki kibar ve esprili tarzıyla bu gafı şakaya vurdu. Biri Merve Bey dedi galiba. Evet, evet. Onu duydum. Siz dediniz. Merve Bey, evet. Gerçi o kadar unisex bir ismim yok ama. Madem düğündeyiz, düğün tarihi soralım. Bu uzun nişanlılık ne zaman nikah masasına taşınacak Merve Hanım? Kısmet tabii ki, her zaman her ilişkide olduğu gibi evlilik düşüncemiz var ama böyle şeyler bizim için kısmet. Bakalım en doğru zamanda Allah ne zaman en güzel yazıyı yazdıysa o zaman zaten hep beraber olacağız. Son kış güneşiyle ekrana gelen Şükrü Özyıldız yeni imajıyla geldi düğüne. Evet, dostlarımın yanında olmaya geldim. Hepinizle saygıyla selamlıyorum.
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği Ekşi Elmalar filminde rol alan Şükrü Özyıldız, anlaşılan rolünden çıkamamış. Uzun saçları ve retro gözlükleriyle yeni bir tarz yaratmış. Bence mükemmel bir film oldu. Zaten hepimizin hissiyatı aynı yönde. Sonuçlar da güzel. Heyecanlıyım. Bütün konuklar salona girdi. Gelin ve damat en son geldi. Hem de deniz yoluyla. Konukların bulunduğu alana kadar dans ederek ilerledi Merve Şarapçıoğlu. Berk Oktay biraz fazla heyecanlıydı sanki. Beklenen an. Merve Şarapçıoğlu kendinden emin bir şekilde evet dedi. Berk Oktay ise 5 yıllık sevgilisiyle hayatını birleştirmek için öyle bir evet dedi ki Boğaz'ın diğer yakasından bile duyuldu. Berk Oktay evet der demez Merve Şarapçıoğlu harekete geçti. Adet böyle ya, ayağa basmadan olmaz. Dün sürprizlerle doluydu. İlk dansla çiçeği burnunda çift herkesi büyüledi. Ama bu bildiğiniz klasik danslardan değil. Dansın ardından soluğu gazetecilerin yanında aldı ünlü çift. Çok keyifli vallahi, evlendik biz. Sonunda muradımıza erdik. Allah isteyen herkese nasip etsin. Merve Şarapçıoğlu üstü dantel işlemeli, prenses kesim straplez bir gelinlik giymişti. Dağınık topuz yaptırdığı saçlarının arkasına upuzun bir duvak tutturmuştu. Makyajı son derece zarifti. Berk Oktay ise klasik siyah smokinden yana tercih kullanmıştı. Şarapçıoğlu düğünün eğlenceli geçeceğini bildiğinden hazırlığını ona göre yapmıştı. İşte dünyanın en rahat gelin ayakkabısı. Çok sevdiğim bir arkadaşım tasarladı. Geçmiş olsun düğünün, süper. Rahat oynamak için herhalde. Genelde gelinler evet. Öyle yapıyor. İlk topukluyla giriyor sonra. Ben en başta böyle giriyorum.